Öncelikle 31 Mayıs'ın anlam ve öneminin altını çizmek üzere bir yıl dönümünü hatırlayalım. Bundan 50 yıl önce 1971 yılında 31 Mayıs 1971'de Nurhak Dağları'nda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi İnekli Köyü civarında Amerikan emperyalizmine karşı yiğitçe direnen, Amerikan emperyalistlerine karşı bir eylem gerçekleştirmek isteyen bazı yaşıtları İstanbul'da Dolmabahçe'de 6. filoya secde etmeye çalışırken onlar gençliklerini feda edip, hayatlarını feda edip emperyalizme karşı yürekli, dimdik, onurlu, dik başlı duruş sergileyen Kadir Manga, Sinan Cemgil ve Alparslan Özdoğan'ı analım. Onlar emperyalizme ve faşizme karşı direnişin sembolü 3 genç olarak 31 Mayıs 1971'de yaptıklarıyla tarihe geçtiler ve gönüllerimize yerleştiler. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Gelelim hafta sonunun gündemine. Hafta sonunun gündeminde iki olay damga vurdu. Daha doğrusu iki olayı pek çok konuştuk. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz haftalarda her pazar sabahı yaptığı gibi mafya çetesi lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolardan biriydi. Mafya lideri Sedat Peker yine yurt dışında bir yerden yayınladığı videolarla önemli iddiaları dile getirdi. İddialar diyoruz çünkü kanıtlanmaya muhtaç iddialar. Kimileri diyebilir ki daha önce hepimizin bildiği, hepimizin konuştuğu, aylardır, yıllardır konuşulan şeyleri bir kez daha tekrar etti Sedat Peker. Ama tabii ki kanıtlarıyla ortaya konulmaya, daha doğrusu araştırılıp üzerine gidilmeye muhtaç bir takım iddialardan söz ediyoruz. Sedat Peker'in videoları neredeyse her pazar sabahı merakla beklenen bir dizi gibi, bir önemli olay gibi herkesçe takip edildi. Hani eskiden 70'lerde yaşı müsait olanlar hatırlayacak, böyle televizyonunda ilk Türkiye'ye geldiği zamanlar, siyah beyaz televizyon yılları, Muhammed Ali'nin maçlarını, hele saat farkı nedeniyle dünyanın çok farklı yerlerinde yapılan maçları sabahın köründe kalkıp izlerdi. Dün saati kurup 7.30'a falan kurup kalkıp Sedat Peker'in videolarını yayınlanır yayınlanmaz taze taze seyretmek isteyenleri duydum. Böylesine de bir merak uyandırıyor. Tabii ki geçmişte olanları, bugün olmakta olanları ve tabii bunların ne anlama geldiğini, bizim yaşamlarımızı nasıl etkilediğini, hem kişisel yaşamlarımızı, hem toplumsal yaşamı, hem Türkiye'nin siyasal yaşamını, hem de tabii ki Türkiye'nin dış ilişkilerini nasıl etkilediğini öğrenmek hepimizin hakkı. Bunları öğrenmek birkaç türlü mümkün. Bunların başında bizleri yönetenlerin, Türkiye'yi yönetenlerin ve siyasetin belli başlı aktörlerinin açık, net ve şeffaf olmaları. Bizlere ne yapıldığını, ne edildiğini, neler yapıldığını, neler döndüğünü açıkça anlatmaları. Bunu görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. Çünkü siyaseti yönlendirenler ve Türkiye'yi yönetenler bizlere gerçekleri anlatmıyorlar. Gerçekten ne olduğunu anlatmıyorlar. İkincisi, öğrenmemizin ikinci yolu ne? Yargının bir takım iddiaların üzerine gitmesi. Yani savcıların, Cumhuriyet savcılarının ortalıkta döndüğü iddia edilen şeylerin üzerine gitmesi. Yıllardır seslendiriliyor bazı iddialar. İşte Suriye silahları, efendim uyuşturucu kaçakçılığı, siyasi bazı kirli bağlantılar, ilişkiler, kumar mafyası, uyuşturucu mafyası vesaire, devlet mafya, medya ilişkileri vesaire. Savcılar bunların üzerine gidiyor mu? Bir soruşturma açıyor mu? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri gelip de ortalıkta dolaşılanları, edenleri, birinin yaptığı ifşaatı, başkalarının yazdığı bir yazıyı ya da gazete manşetlerinden dile getirilen iddiaların araştırılması için verdikleri soru önergeleri karşılık buluyor mu, ya da soruşturma önergeleri, araştırma önergeleri karşılık buluyor mu? Hayır. Medya da bunlardan bir yol. Yani bir takım iddiaların üzerine gitmek, araştırmak ve özgürce yazabilmek. Medya bunu yapabiliyor mu? Havuz medyası zaten yapmıyor. Yani yandaş, yalaka, besleme medya zaten bunu yapmıyor. Ve muhalif medyanın da gırtlağı sıkılmak isteniyor. Bunları araştırma ve haber yapma olanakları ellerinden alınıyor. Çeşitli yollarla bu olanaklar tıkanıyor, ellerinden alınıyor. Geriye ne kaldı?
mafya çetesi lideri belli ki siyasette bağlantıda olduğu, yardım aldığı, destek aldığı odaklardan o yardımın bağları kesilmiş, o yardımın hortumları, pipetleri, kanalları, kabloları kesilmiş, şimdi feryat ediyor. Görürsünüz ben bildiklerimi açıklayacağım diye çıktı dışarıdan saydırmaya başladı. Dolayısıyla elimizde ne yargı, ne siyaset, ne millet meclisi, ne de medya olanağı kaldığı için bu iş mafya çetesi liderine düşmüş durumda. Mafya reisi kalktı, işte dün 8.sini yayınladığı videolardan birinde de yeni ve aslında bir kısmını bildiğimiz iddiaları tekrar ettirdi. Sedat Peker dün yayınladığı videoda uzunca bir bölümde işte bir takım böyle işte Freud'den alıntılarla psikanalizler yapmaya çalıştı. Sosyolojik, psikolojik çözümlemeler yapmaya, felsefi çözümlemeler yapmaya çalıştı. Aslında dünkü videosunun uzunca bir bölümünde bu tür hani eskiden eski tabirle malumat firuş derlerdi bunu. Yani bu tür şeyleri yapanlara. Hani ben görün bakın ben ne kültürlüyüm, ne bilgiliyim, neler biliyorum, ne kitaplar devirdim filan gibi böyle bir kültür gösterisi yaptı. Olabilir tabii ki hani ben boş adam değilim. Bakın ne kadar çok okuyorum gösterisinde yaptı. Ama önemli bir takım siyasi söylemleri de vardı Sedat Peker'in. Şimdi geçtiğimiz hafta Süleyman Soylu'nun yani Sedat Peker'in esas hedef aldığı en önemli siyasetçilerden bir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir takım bağlantılarına filan dikkat çekti ama Soylu'nun geçen hafta bir televizyon programında Habertürk televizyonunda aralarında işte İsmail Saymaz'ın, Merdan Yanardağ'ın, Veys Ateş'in, Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu gazetecilerle işte Kübra Par Habertürk'ün moderatörü, sunucusu bu meslektaşlarımızın bulunduğu gazetecilere yaptığı açıklamaları, daha doğrusu yapmadığı açıklamaları da ele aldı. O program üzerinde biraz durdu. İsmail Saymaz da Merdan Yanardağ yani orada esas soru sorabilecek durumda olan çünkü öteki iki arkadaşımız Habertürk'ün mensubu biraz daha böyle tereddütlü filan davrandıkları için hani esas daha böyle bir cesur muhalif kimliğiyle tanınan Merdan ve İsmail'in sorularını da değerlendirdi. Ve onların sorularını nasıl geçiştirdiğini anlattı Süleyman Soylu'nun. Zaten bütün Türkiye izlemişti. O program biliyorsunuz çok tartışılmıştı, edilmişti. Ve İsmail ile Merdan orada oyuna gelmekle de suçladı. Yani hani o şeye tezgaha gelmekle filan suçladı. Soru soramayacaklarını biliyorlardı. Daha doğrusu orada da soruları kaynamaya getirildi filan gibilerden. Ama her zaman yaptığı gibi gazeteci milletine de gazetecilik mesleğine de bir hücumu bir taarruzu vardı Sedat Peker'in yani çakma gazeteciler filan diye nitelediği bir grup gazeteciyi de sert bir dille eleştirdi. Hep bunu yapıyor zaten ama hani namuslu gazetecilerin de hakkını teslim ediyorum filan diyor. Kimi kastediyorsa işte bazen isimler de veriyor ama hani iyi gazeteciler çakma gazeteciler diye bir kategorik ayrım da yapmayı ihmal etmedi. Yine bu gazeteci milletinin üzerinde epey durdu Sedat Peker. Ama dünkü videosunda hani manşetlere çıkabilecek en önemli açıklaması Suriye'deki iç savaşta Türkiye'den orada savaşan iç savaşın tarafları olan bazı gruplara gönderilen askeri malzeme ve teçhizat. Bunların içinde silah olabilir, bunların içinde askeri giysiler olabilir, telsiz olabilir, zırhlı araçlar olabilir, 4x4 arazi araçları olabilir filan. Şimdi Sedat Peker daha önce de bu iddiaları şöyle bir kenarından geçip Suriye'de neler olduğunu anlatacağım gibilerden bir parmak sallamıştı. Ama dün biraz daha somuta indirgedi. Şimdi Sedat Peker geçmişte üstelik de bayağı böyle bir reklamını da yaparak yani bunun tanıtımını da yaparak Suriye'deki bazı kuvvetlere yani Türkiye'nin yanında çarpışan daha doğrusu Türkiye'nin destek verdiği kuvvetlere 4x4 arazi araçları, zırhlı çelik yelekler, efendim telsizler, postallar, askeri giysiler, sağlık malzemesi bunları konvoylar halinde göndermişti. Üstelik de bayağı bir duyurusunu yaparak göndermişti. Medyada da bunları geçtiğimiz yıllarda izlemiştik.
Bir ünlü bir şey var. Orada Bayır Bucak Türkmenleri var. Yani hep adı geçen Bayır Bucak Türkmenleri. Hatta o hatırlayacaksınız MİT tırları haberlerinde adı geçen malzeme, yani tırlar dolusu silahın, askeri malzemenin nereye gittiği konuşulurken, tartışılırken zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu biz bunları Bayır Bucak Türkmenlerine gönderiyoruz demişti. Yani dolayısıyla orada Türkmenlere Türkiye'nin bir yardım yaptığı, yani Beşar Esad rejimine ya da hükümetine karşı mücadele eden Türkmenlere bir askeri yardım sevkiyatı doğrulanmıştı. Ama tabii hani bu MİT tırları hadisesi ortaya çıkınca efendim FETÖ'cüler bunları faş ettiler, bunların ifşa edilmesine yardımcı oldular. Can Dündar'a bu şeyler, bilgiler bir şekilde gitti. Orada zaten MİT tırlarının önünün kesilmesinde oradaki jandarmanın ya da askeri birliklerin tırların önünü kesmesinde, MİT'çileri tutuklamaya çalışmasında filan FETÖ'cülerin parmağı vardı diye orada bir dava konusu olan hadise var. Neyse, o tartışmalar bir yana, ama Sedat Peker diyor ki ben Türkmenlere malzeme gönderilmesi operasyonlarının içindeydim. Ben gönderiyordum diyor. Fakat sonradan bir aşamada Sedat Peker bir şeyi fark ettim diyor. Bizim de adımız kullanılarak bazı malzemenin gönderildiği yerler Nusracılar olduğunu fark ettim diyor. Yani bizim aslında orada Türkmenleri desteklememiz söz konusuydu ama bir aşamada baktım ki diyor başkalarına da gidiyor. Efendim o dönemde Nusra da vardı orada diyor. Türkmenlerin Türkiye için önemini biliyorlardı. O yüzden oradalardı. Bazı araçları onlar ele geçirdi. Bazıları araçların teslim edildiği filan. Yani böyle bir istenmeyen yerlere gittiği ve o Nusracıların da Türkmenlere karşı mücadele eden gruplar olduğu için yanlış ellere gittiği. Bundan da belli ki resmi çevreleri, resmi makamları sorumlu tutuyor. İşte orada bir takım isimler de geçiyor. Sadat diye bir güvenlik danışmanlığı örgütü var. Daha doğrusu şirketi ya da oluşumu var. Efendim onun başında da emekli bir general var. Tanrıverdi isimli bir general var. Onu hedef gösterdi. Bunlar bir takım işler çevirmiş olabilirler dedi. Şimdi tabii çok ciddi iddialar bunlar. Geçmişte de dillendirilmiş iddialarda işte Sadat'ın orada parmağı olduğu, oradaki iç savaşa karıştığı, bir takım askeri malzemeyi gönderdiği vesaire. Şimdi tabii bunlar dediğim gibi bilinen iddialar olmasına rağmen Sedat Peker'in ben bizzat bu operasyonun içindeydim, ben de bir takım yerlere silah gönderiyordum ya da askeri silah, o kendisi telaffuz etmiyor ama askeri malzeme gönderiyordum, yardım gönderiyordum demesiyle mesele bir kez daha masanın üzerine dökülmüş oldu. Şimdi bunlar neden önemli? Sedat Peker dün kendisi de bunu telaffuz etti. Yani oradaki iç savaşa askeri anlamda, silah yardımı anlamında, savaşın sürmesi ve daha da alevlenmesi anlamında bir yardım Türkiye Cumhuriyeti yaptıysa, bunda da resmi makamların bir dahli varsa, Türkiye'nin başı derde girer. Çünkü uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri belli bir ülkede iç savaşa dışarıdan askeri müdahaleleri, silah yardımlarını, yani orada barışın aleyhinde, barışın karşısında bir takım faaliyeti kınıyor ve yasaklıyor. Dolayısıyla uluslararası mahkemelere sirayet edebilecek, uluslararası yargılama konusu olabilecek bir takım iddialardan, bir takım eylemlerden söz ediyoruz. Sedat Peker de bunun altını çiziyor. Hatta dedi ki bir yerinde, efendim işte yani en fazla dedi şey olur, tazminat ödenir. Onlar önemli değil ama önemli olan doğru yere yapmak gibi bir savu var Sedat Peker'in. Bakalım bunların karşılığı ne olacak? Sadat'tan açıklama geldi. Biz böyle bir şeyin içinde olmadık diye. Belgesi varsa ortaya koysun, kanıtlarıyla ortaya koysun dedi. Hemen aklıma yıllar önce işte o
Emlak Bankası davası mıydı? Engin Civan'ın işte rüşvet iddialarına karşı Selim Edes'in rüşvetin belgesi mi olur bilmem ne gibi lafları falan geldi aklıma. Yani bu tür gizli faaliyetin, bu tür uluslararası hukuka aykırı ya da uluslararası yasalara aykırı faaliyetin belgesi falan olmaz. Yani gümrük belgeleriyle, konşimentolarla, resmi ithalat, ihracat evrakıyla mı geçecekti sınırdan? Neticede bir iç savaşa gönderildiği iddia edilen diyelim silahlardan söz ediyoruz. Ama ortada şöyle bir gerçek var ki Amerika'sından Rusya'sına, İran'ından İsrail'ine, Türkiye'sinden başka ülkelere kadar oraya çok sayıda malzeme gitti. Herkesin kendi desteklediği ya da tarafını tuttuğu unsurlara silah, teçhizat, her türlü yardımı, insani yardım da dahil yaptığı ortada bir gerçek. Sedat Peker, ben de o olayların içindeydim, biliyorum, konuşurum, anlatırım, hepinizi yakarım diye bir hınç alma, bir intikam alma operasyonuyla bu meseleyi tekrardan gündeme getirmiştir. Sedat Peker'in dünkü videosunda enteresan bazı imaları daha vardı. Şimdi o enteresan imalar derken geçen videolarında da zaman zaman bunun ipuçlarını veriyordu. Hatta böyle o demeçlerini, laflarını, satır aralarını böyle ince ince izleyenler, tahlil edenler Recep Tayyip Erdoğan'la, yani AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilerine, onunla bağlantılarına ve onunla tırnak içinde muhabbetine dair bazı ipuçları da alınıyordu. Şimdi dikkat çekici biçimde Sedat Peker, mafya reisi Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu direkt hedef alıyor. Derinciler dediği, derin devletin önemli insanı dediği Mehmet Ağar'ı hedef alıyor. FETÖ'cüleri hedef alıyor, işte şuna hedef alıyor, bunu hedef alıyor ama devletin en tepesini, en güçlü odağını, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı bunların haricinde tutuyordu. Tayyip abim diye hitap ederek, bak ben seni ayrı tutuyorum, seninle ayrı bir muhabbetimiz var, sana rağmen bunlar yapılıyor gibilerden Tayyip abiye diye nitelendirdiği ya da hitap ettiği Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderiyordu. Şimdi bazıları bunu şey gibi algılıyordu. Tayyip abi, Tayyip abi diyor ama alttan da böyle bir utangaç bir şekilde, bak sana ilişmiyorum ama hani mecbur kalırsam seni de hedef almak zorunda kalabilirim, bunlarla ilgili bir şeyler yap, bunlarla ilgili bir tasarrufta bulun diye böyle bir üstü kapalı da bir tehditte bulunduğu iddiaları da dile getiriliyordu. Şimdi hafta içinde hatırlayacaksınız, Süleyman Soylu Habertürk televizyonunda konuşup da iddiaları böyle savuşturduktan sonra haftalarca sessiz kalan, yani Süleyman Soylu'ya destek vermiyor olması dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü AKP grubunda çıktı. Süleyman Soylu'ya hitaben, geçmişte yanında olduk, bugün yanındayız, gelecekte de yanında olacağız şeklinde bir sahiplenme içine girdi. Kimileri bu sahiplenmeyi de biraz böyle bir yarım ağızla, biraz formalite icabı, biraz da hani devletin bütünlüğünü gözeten bir sahiplenme olarak değerlendirdi. Tam bir sahip çıkma olarak değerlendirmedi. Yani bugüne kadar niye sessiz kaldın gibilerden de sorgulayanlar oldu. Şimdi bakın, dün Sedat Peker ne yaptı? Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben aynen şu ifadelerini kullandı. O zaman ben uluslararası ajansam, yani Tayyip Erdoğan uluslararası çevrelerin, uluslararası bir takım şer odaklarının bu videolarla, bu açıklamalarla bağlantısı olduğunu ima eden bazı laflar kullandı ya grupta ve daha sonra yaptığı başka konuşmalarda. Diyor ki Sedat Peker Tayyip Erdoğan'a hitaben, ben uluslararası ajansam bundan sonraki videoyu da Tayyip abi kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük, ne bir eksik ne bir fazla. Burada açıkça bir sopa sallama var Recep Tayyip Erdoğan'a. Bak sen benimle tanışıyorsun, benimle görüştün, hepsini ne bir eksik ne bir fazla anlatırım diyor. Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Devam ediyor Sedat Peker. Silahı buraya koyacağız. Şimdi burada tabii Recep Tayyip Erdoğan'a silah kullanmaktan filan söz etmiyor. Bakın neyi kastediyor. İki tane müfettiş.
Yalan makinesi. Yalan makinelerin %1,5 yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor diyor. Ben doğru söylesem yine ötse de ben kafama sıkacağım diyor. Geçmişte de söylemiş işte. Benim söylediklerimi yalan makinesi ortaya çıkarırsa ya da kanıtlarsanız işte parmağımı keseceğim, kolumu keseceğim, elimi keseceğim. Bu sefer çıtayı yükseltiyor. Silahı koyacağım diyor. Eğer söylediklerim yalan varsa kafama sıkacağım diyor. Ama bunu Tayyip abimle karşılıklı diyor yapacağız diyor. Yani bir dahaki videoda oturur senle ilişkimi fahş ederim demeye getiriyor. Çok önemli bir eşik burada atlanmış oluyor. Devam ediyor Sedat Peker. Madem ki ben ajanım, ajan olduk yani bana ajan diyorsun Tayyip abi diyor. Bir özür bekledim abi ya. Bütün olanları anlattık, her şey ortada. Bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar, bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmışlar, bir sen bilmiyorsun. Şimdi burada klasik teori. Tayyip Erdoğan iyi, çevresi kötü. Çevresini kuşatmışlar, onun kötülüklerden filan haberi yok. Ona söylemiyorlar. Onu karanlıkta bırakıyorlar. Ama senin bilmen gerekenleri de anlatacağım. Orada bir böyle hani en güçlüye bir yaranma, bir iyi geçinme çabası da var. Ve şöyle diyor. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun diyor. Tayyip abisine söylüyor yine. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım, onların hiçbiri yoktu. Bak burada da önemli bir kafaya kakma var. Yani senin gücün yoktu, ben sana güç veriyordum. Bunlar filan daha ortada yoktu yani. Süleyman Soylu karşı taraftan başka bir partiden sana ateş ediyordu. Hakaretler yağdırıyordu. Devlet Bahçeli hakaretler yağdırıyordu. Başka siyasetçiler etmedi küfürü bırakmıyordu. Ben hep senin yanındaydım diyor. Tayyip Erdoğan'ın kafasına kakıyor yani geçmiş hukukunu. Ve devam ediyor. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa abi kardeş, insanlar dinleyecek, helalleşeceğiz abi diyor. Siz bu helalleşeceğizi hesaplaşacağız diye okuyabilirsiniz. Bu bölümü yani dünkü videonun bu bölümü bence bütün diğer iddialardan, o Freudian analizlerden, felsefi, sosyolojik, siyasal çözümlemelerden filan çok daha önemli. Tayyip abi seninle de oturup hesaplaşacağız, tırnak içinde helalleşeceğiz diyor. Dolayısıyla bu kısmı da dikkate alınması gereken bir kısım. Berat Albayrak'la, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak'la ilgili de bir iddiası var. Bu Murat Sancak'la ilişkisine değiniyor. İşte Murat Sancak'ın evinde şimdi yaşıyor diyor, ya da ona ait bir yerde yaşıyor diyor. İstanbul'da Hadımköy'de, Beylikdüzü'nde mi öyle bir yerde dedi. Öyle de bir iddia dile getirdi. Dolayısıyla dün Sedat Peker'in yayınladığı o yeni videodan öne çıkan en önemli iki iddia ya da iki başlık diyelim. Bir tanesi Suriye'ye gönderilen silahlar. Oradaki silahların yanlış odaklara, yanlış yer adreslere gönderilmiş olması, bunda Sadat'ın parmağı. Sadat da biliyorsun o emekli general Tanrıverdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ara danışmanıydı. Sonra o danışmanlıktan çıkartıldı. Bir böyle İstanbul'daki işte bir şeriat devleti filan açıklaması üzerinden yapılan suçlamalar nedeniyle, yani biraz fazla deşifre olması nedeniyle onu işaret etti. İkincisi de Tayyip abi seninle de helalleşeceğiz ya da hesaplaşacağız, karşılıklı konuşacağız. Ben sana onca iyilik yaptım, onca destek verdim. Bana ajan suçlamasını mı, dış mihrakların oyuncağı suçlamasını mı layık görüyorsun Tayyip abi? Teessüf ederim Tayyip abi modu çok önemli bir unsur olarak not alınmalıydı. Sedat Peker videolarının yankılarını, bunun yaratacağı şok dalgalarını, siyasetten nasıl tepki göreceğini, en önemlisi Recep Tayyip Erdoğan'ın bu videodaki iddialara ya da Sedat Peker'in laflarına cevap verip vermeyeceğini, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca Cumhurbaşkanı bir mafya reisinin laflarına böyle her videoda bir cevap verecek falan hali yok. Ama bu iddialarda, yani aralarında olduğunu iddia ettiği o ilişkiye, o muhabbete, o dostluğa diyor ya Tayyip abi diyor, biz sen ya hiç kimse yokken ben vardım senin yanında diyor. Onlara da bir cevabı, bir izahatı olacaktır diye düşünüyorum.
Hafta sonunda başka neyi konuştuk? Hafta sonunda bir de hakaretçi imamı konuştuk. Ayasofya Camii'nde düzenlenen bir etkinlik sırasında efendim Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, Mustafa Hoca bir konuşma yapıyor. Bir vaaz diyelim, bir konuşma yapıyor ve konuşmayı dinleyen cemaatin içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı da var. Şimdi bu sıfatının altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazır bulunduğu bir yerde bir imam şu ifadeleri kullanıyor. Bu ve bu gibi mabetlerin, Ayasofya'yı kastediyor, mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı. Burada bir yalan var tabii. Ezan ve namaz yasaklanmadı. Ayasofya'nın külliyesinin, daha doğrusu o kompleksin içinde bulunan bir mescit var. Oradan yıllarca, on yıllarca ezan da okundu, orada namaz da kılındı. Ama Ayasofya Müzesi, Atatürk'ün müzeye çevirdiği Ayasofya Müzesi'nde namaz da kılındı orada. Yani isteyen namazı da kılıyordu ama orası cami değildi, bir müzeydi. Suçluyor Mustafa Kemal Atatürk'ün icraatını ve diyor ki, suçlamakla da kalmıyor, suçlayabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk orayı niye müzeye çevirdi? Orası cami olmalıydı. Çünkü İstanbul'u fetheden, 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmet orayı camiye çevirmişti. Bir Saint Sophia Kilisesi'ni camiye çevirmişti. Niye orası cami olarak kalmadı diyebilirsin. Buna eleştirebilirsin ama şunu yapamazsın. Mustafa Demirkan, bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diye hakaret edemezsin, küfredemezsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna, yüce önderimize küfür edemezsin. O küfürü edersen millet de senin dilini koparmaya kalkar. Yani mecazi anlamda söylüyorum, fiili bir hadiseyi kastetmiyorum. Millet de sana en ağır hakaretleri eder, en ağır dille kınar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yüce önder Atatürk'e bağlı olanlar, sadık olanlar, onun kurduğu cumhuriyeti yaşatmak isteyenler, onun ilkelerini, onun düşüncelerini, onun felsefesini, onun devrimlerini yaşatmak isteyenler de ağızlarını açtıklarında sana o hakaretleri iade ederler. Zalim ve kafir dedirtmeyiz Mustafa Kemal Atatürk'e. Ama en çok da neye üzüldük biliyor musunuz? Mustafa Demirkan isimli bu İmam Hatip'e değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran birine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın sessiz kalmasına üzüldük. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı o kapıdan çıktığı anda, ya da belki o kapıdan çıkmadan, orada bir dakika İmam Efendi, sen Mustafa Kemal Atatürk'e kafir ve zalim diyemezsin diye uyarmasını beklerdik. Recep Tayyip Erdoğan orada sessiz sedasız oturmuş beklemiş. En çok da buna üzüldük. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne düşündüğünü bilemem ama orada bu hakarete izin vermeyecek insanların başında gelmeliydi. Ya Rabbi, bir daha bizi bu zihniyetin, bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kere ümmetin başında olmak gibi bir iddiası yoktu. Biz ümmet filan bilmeyiz. Biz millet biliriz. Türk milleti biliriz. Mustafa Kemal Atatürk de Türk milletinin önderiydi, öncüsüydü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuydu. Yani bu hocanın neydi ismi? Mustafa Demirkan beyefendinin iddia ettiği gibi ümmetin başında değildi. Yani bir daha öyleleri gelmesin ümmetin başına diyor. Ümmetin başında filan değildi. Mustafa Kemal'in ümmet diye bir derdi yoktu. Mustafa Kemal'in Türk milleti diye bir derdi vardı. Cumhuriyet diye bir derdi vardı. Bu ülkeyi düşman çizmesinden kurtarmak diye bir derdi vardı. O amacını gerçekleştirmişti ve bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak gibi bir derdi vardı. 1938 senesinin 10 Kasım günü son nefesini verdiği ana kadar bu derdinle, bu göreviyle ya da bu amacıyla uğraştı. Bunu gerçekleştirebildiği kadar da gerçekleştirdi. Ama demek ki noktayı koyamamış. Demek ki tam başarılı olamamış. Ki bu düşüncede olanların artıkları,
artıkları diyorum, hakaret olarak kullanıyorum burada bunu. İstersen git Mustafa Demirkan mıydı? Git beni mahkemeye ver. Artıkları lafını bir hakaret olarak kullanıyorum. Ve Mustafa Kemal hakkında kullandığın o kafir ve zalim ifadesini sana onun adına, onun bir evladı olarak iade etmek istiyorum Mustafa Demirkan. Bu ülke Mustafa Demirkan zihniyetinde olanlardan ve onu alkışlayanlardan kurtulana kadar da bu mücadeleyi son nefesimize kadar sürdürmeye de buradan milyonlarca Atatürk'ü seven, Atatürk'ün devrimlerine, ilkelerine bağlı Türk insanı adına and içiyorum. Mustafa Demirkanlar bu topraklardan temizlenip gidene kadar bu mücadelemiz de sürecek. Buradan da böyle biline. Hafta sonunda başka ne oldu? İşte biliyorsunuz Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı Taksim Camii'ni açtı. İstanbul'a çok önemli bir eser kazandırdıklarını söyledi. Ve 150 yıllık bir mücadelenin eseri olduğunu söyledi. Yani 150 yıldır bu topraklarda İstanbul'da bir tane cami yokmuş. Ben öyle anlıyorum. İstanbul'da ibadet edemiyormuş İstanbullular. Namaz kılamıyorlarmış, ezan yasakmış. Taksim'de bunu gerçekleştirdik dedi. Ya Taksim'de bir sürü cami de var. Beyoğlu civarında da bir sürü cami var. Ezan da okunuyor, namaz da kılınıyor. Yani bunu milleti aldatmanın, milleti yanlış yönlendirmenin bir örneği olarak değerlendiriyorum. Yani Taksim'de cami olmaması, böyle bir görkemli eser olmaması Allah için. Şimdi güzel de bir cami yapmışlar. Güzel, estetik falan bir cami ama 150 yıldır sanki Taksim'de ve İstanbul'da cami yokmuş da, hani Müslümanlar ibadet edemiyormuş da bunlar yapmışlar gibi sunmak da biraz gerçekleri abartmak ya da herkesin bildiği bir gerçeği milletten saklamak gibi bir şey. Bir de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptı dün Sayın Cumhurbaşkanı. O Çamlıca Kulesi de biliyorsunuz eskiden vardı bir tane ama Çamlıca Kulesi'nin işte etrafında da böyle büyük bir görüntü kirliliği vardı. 1973-74 yanlış hatırlamıyorsam o sıralarda yapılmıştı. Hiç bir zaman çalıştırılamadı. Halbuki o zaman o da böyle İstanbul'un simgelerinden biri olarak oraya dikilmişti. Şimdi hem işte telekomünikasyon amacıyla hizmet verecek hem de bir işte seyir ortamı falan gibi hizmet verecek. İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyoruz o kuleyle ilgili olarak. Bugün önemli bir karar alınması ya da bir dizi karar alınması bekleniyor. Onu da hatırlatalım gündemle ilgili. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yeni önlemler, daha doğrusu biraz daha gevşemenin hazırlıkları yapılıyor. Oysa ki Türkiye'nin böyle bir gevşemeye, açılmaya ne kadar hazır olduğu konusu da tartışmalı. Çünkü dün itibariyle yine 7000'e yakın, 6900 küsur vaka saptanmış. Yine 150'ye yakın ölüm var. Yine hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı %62 civarında. Dolayısıyla açılmaya, yani böyle bütün mekanların açılması, maskeleri çıkarmak, yollara, sokaklara dökülmek, eğlence yerlerine gitmek filan, böyle bir ortama Türkiye'nin hazır olmadığı, hele işte turizmi açmak maksadıyla filan böyle turistik yörelerde tamamen böyle bir serbest rejime geçişin hazırlığı yapılıyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Muhtemeldir ki o toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapacaktır. Onu da merakla bekleyeceğiz. Bekliyor olacağımız tabirini kullanmayacağım tabii. O tabiri ya da yapıyor olacağız, bekliyor olacağız tabirini kullananların ağzına yanımda taşıdığım kavanozla acı biberi sürmek istiyorum. Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü ya da Tütünsüz Dünya Günü. 31 Mayıs her yıl Tütünsüz Dünya Günü olarak kutlanıyor. Sigaranın, yani dünyada icat edilmiş zehirlerden en zehirlisinin, o musibetin, o meretin bırakılması için bir farkındalık yaratma günü. Her yıl dünyada 6 milyonun üzerinde insanın sigara ya da tütün ya da nikotin içeren maddeler yüzünden yakalandıkları hastalıklar nedeniyle öldükleri gerçeği var ortada. Buna ilave olarak 1 milyona yakın insanın da yine tütün ve tütün mamullerinden dolaylı olarak, yani hani bu duman altı diye tabir ettiğimiz şekilde etkilenip onların da hastalandığını biliyoruz. Bu istatistikler ortadayken, bu veriler ortadayken sigara denen o ağır zehirli maddeden ya da tütün
ve nikotin ürünlerinden uzak durmak konusunda bir farkındalık yaratmak için de bir vesile olsun. Hani her zaman yaptığımı yapacağım. Yine hiç lafı eğip bükmeden, kıvırmadan direkt söyleyeceğim. Bırakın bu meleti. Herkesin birbirine yapması gereken bir telkinden söz ediyoruz. Bırakın bu meleti diye bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dün siyasette böyle ilginç ziyaretler vardı. Ona da değinmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Hüsamettin Cindor'u, çok eski Türkiye'nin siyasi tarihine damga vurmuş siyasetçilerden, yani Demokrat Parti geleneğinden, daha sonra Adalet ve Adalet Partisi, yani Süleyman Demirel'in liderliğindeki o hareketten sonra da Doğru Yol Partisi'nde önemli görevler üstlenmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı yapmış Hüsamettin Cindoruk. Yani bir duayen politikacı lafını ya da sıfatını hak eden bir devlet büyüğünden söz ediyoruz. Onu ziyaret etti. Yani işte siyasal ortam ya da siyasal gündemle ilgili bir takım görüş alışverişinde bulunduğu anlaşılıyor. Bir yandan da bir de Semra Özal'ı, merhum eski başbakan ve cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı ve ailesini ziyaret etmiş. Yani dün beklenirdi ki belki Kemal Kılıçdaroğlu Gezi direnişinin yıl dönümü münasebetiyle Berkin Elvan'ın, Ali İsmail Korkmaz'ın ve Gezi direnişinde canlarını yitiren çocukların da ailelerini ziyaret etseydi ya da ne bileyim sembolik olarak Ekrem İmamoğlu ile birlikte Gezi Parkı'na gidip orada ölenlerin anısına bir iki çift laf etseydi. O da bir tercihtir ama işte hani tercihlerin nasıl kullanıldığına göre de siyasi mesajların nasıl verildiğine göre de bu tür değerlendirmeler yapmak da bizlerin vazifesidir. Bunu da bir not olarak oraya düşmüş olalım. Saatlerimiz 11.37'yi gösterirken medyaterapide şimdi manşetleri okuma zamanı.